Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin yaptığı ankete göre Kıbrıslı Türklerin mutluluk oranı oldukça düşük. Halkı en çok adaletsizlik ve partizanlık mutsuz ediyor. 3 senedir tekrarladığımız bir çalışma bu. Dünya genelinde artık insan kalkınmasının ekonomik büyümeyle olmadığı ve biraz da insanın mutluluğu üzerinden kalkınma modellerinin gelişmekte olduğu gerçeğini yansıtmak için birkaç senedir tekrarladığımız bir çalışma. İnsanlara açıkçası kendi mutluluk algılarını soruyoruz. Yani 1 ile 10 arasında kendilerine ne derece mutlu hissedip hissetmediklerini soruyoruz. Son sene boyunca yalnız bunu her 3 ayda bir tekrarlamaya başladık. Tabii ki bu durumda artıları eksileri de yıl boyunca ölçme şansımız da olmaya başladı son zamanlarda. Aynı şekilde siyasi güven ve insanlara güven çalışmalarını da yapıyorduk. Fakat detaylı olarak da yaptığımız grup çalışmaları, focus group dediğimiz çalışmalar, bir kavramı da ortaya çıkmasını sağladı bizim açımızdan. İnsanlar kendilerini ne derece çaresiz hissediyorlarsa siyasi sistem üzerine bireysel ve sosyal hayatlarını da o derece karamsar olduklarını gözlemleme şansımız oldu. Bundan da hareketle anket sorularımızı öyle bir tasarladık ki 4-5 farklı kavramı bir arada test edebilelim ve bunlar acaba birbiriyle bağlantılı mı ölçebilelim. Bu çalışma onun için önemli bizim için. Çünkü toplumda ilk kez aslında siyaset üzerine etki edebilme ile siyasi sisteme olan güven, diğer insanlara olan güven, bireylerin kendi özgüveni, hayattan mutlulukları ve aslında gelecekle beklentilerin tümünün bir kısır döngü şeklinde aslında birbirini etkilediği ve bizim toplumumuzda aşağıya doğru maalesef etkilediği gibi bir sonuca ulaştık. Bu açıdan ülkemize yapılmış ilk çalışma bu. Ve çok önemli bence. Telefonda 500 kişiyle yapılmış anket tümü de. Her 3 ayda bir Mart, Haziran ve Eylül aylarını kapsayan bir çalışma. Ve onun ortalaması alındı. Yok. Yani son duyurduğumuz çalışmada 10 üzerinden 5.73 mutluluk oranı olduğunu ortaya koyduk. Mart ayında 10 üzerinden 5.54 bir mutluluk oranı vardı. Haziran'da bu 6.20'ye çıktı. Bunu biraz da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle bağladık. Onun detayına gireriz, niye acaba yükseldi o dönem diye. Ve Eylül ayında 5.73'e geriledi. Yani Mart'taki düzeyine düşmedi henüz ama bir düşüş var. Aralık'ta tekrarlayacağımız için çalışmayı merakla bekliyoruz gene. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsettiniz. Evet. Mutluluk, umut büyük ihtimalle yükseldi. Hı hı. Orada neydi oranlar? Şimdi 6.2'ye yükseldi 10 üzerinden. Şimdi baktığımızda çünkü Nisan ayıydı herhalde Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Nisan sonu Mayıs, Haziran'da da çalışmayı yaptık zaten. O dönemde siyasette etki edebilme demiştik bütün şeyin başlangıcı olarak, döngünün başlangıcı. Halkın tabii ki bir tepkisi oldu. Ülkedeki siyasete, kendi istediği adayı
seçebilme, siyasete etki edebilme oranlarında ciddi bir etki yaptı dolayısıyla. Bunun etkisiyle de tabii ki bireysel mutluluğun bu çember içerisinde yükseldiğini gözlemledik. Bu da aslında çalışma için önemli bir test oldu bizim açımızdan. Ölçme şansımız oldu. Fakat o değişimle yaşadığı etkiyi gerçek hayatta göremediği için de tam olarak insanlar ya da en azından kısa dönemde beklediği büyük etkiler göremeyince gene o oranlarda biraz düşüş meydana geldi. Şimdi bu ankete bakacak olursak, anketten yola çıkmış olursak, Kıbrıs Türk halkı ne kadar mutlu diyebiliriz? Yani karne diye bakarsak buna, 10 üzerinden 5.73 gibi bir ortalamamız var. Çok da mutlu değiliz sanırım. Çok da mutlu değiliz. Çünkü baktığımız zaman sosyal teoriler hep ne der? İnsanlar kendilerini değerlendirirken biraz daha iyimser bakar aslında. Yani sizce Ayşe ne kadar mutlu diye sorarsanız mesela, daha düşük bir şey verebilir, puan verebilir. Veya sizce toplum ne kadar mutlu dediğinizde daha düşük ortalamalar verebilir. Kendi açısından sorduğunuzda siz ne derece mutlusunuz diye biraz yüksek ortalamalar verir. Ve işte ülke ekonomisi nasıl? Daha düşük verir ona. Kendi beklentileriniz veya nedir diye sorarsanız daha yüksek verir. Bu da aslında bize muhtemelen 10 üzerinden 5 veya biraz daha altında mutlu olduğumuzu yansıtıyor bence. Evet, tabii insanın önünü görememesi, ileride ne olacağını bilememesi, belirsizlik çok kötü bir şey. Yani bundan dolayı tabii biz de endişe yaşıyoruz. Belirsizliğin olması kötü bir şey. Onun çözülmesini tabii ki isteriz. Özellikle siyasilere olan güven çok az. Siz ne söylemek istersiniz? Tabii ki bir daireye gittiğimiz zaman veya bir devletle ilgili işimiz olduğu zaman çok takılıyoruz, çok zorlanıyoruz. Bunları da iyileştirme istiyoruz. Bunlardan biz de biraz rahatsızız. Bu ülkede yaşamaktan mutlu musunuz? Kesinlikle evet. Evet. Yapılan anketlerde toplumumuzun büyük bir çoğunluğu pek de fazla mutlu değil. Özellikle gelecek kaygıları bulunuyor birçok insanın. Sizin böyle bir kaygınız var mı? Tabii ki var. İki tane çocuğum var benim de. Onlar için kaygılanırım ama memleketimden de gayet mutluyum yani yaşamaktan. Mutluyum ama çocuklarım da mutlu ama gençlerimizde bir ümit yok. Karanlık, çetin çocuklar hepsi üniversite okumuş. Güvensizlik sorunu yaşıyor. İkinci bir üniversiteyi okuyorlar. Tabii çocuklarımızda bizde güvensizlik sorunu var. Ben emekliyim ama biz öldükten sonra çocuklarımızın önü karanlık. Halen daha devlet değil. Korsanız. Kimse tanımıyor Türkiye'den başka. Cebimizdeki para başkasının. Beynimizdeki söz başkasının. Fazla konuşma özgürlüğümüz yok. Siyasilerimiz konuşamıyor. Türkiye ne derse onu yapmak zorunda. Çünkü cebindeki başkasının para. Söz de başkasının. Onun için istikbalimiz karanlık. Gerçeği konuşmak lazım. Siyasiler gerçeği konuşamıyor. Siyasiler mecliste kürsüye çıktığında karnındaki sözü atamıyor. Kıbrıs şivesiyle. Karnındaki sözü söyleyemiyor. Bölgelere göre de sanırım ve yaş, cinsiyet de söz konusuydu. Evet. Orada evet. İlginç detaylar, sonuçlar çıktı mı? Mausa ve İskele bölgesinin genelde daha mutlu olduğunu gözlemliyoruz çalışmalarımızda. Değişken olsa da oranlar ülke ortalamasının biraz daha üzerinde oluyor. Güzelyurt genelde mutsuz bölgelerden bir tanesi. O da sanırım Kıbrıs sorunuyla. Evet, yani Güzelyurt'ta yaptığımız bölgesel çalışmalarda da genelde göçten çok şikayetçi insanlar. Orada özellikle genç nüfusun Lefkoşa'ya kaymış olması, gelecekten umutla ilgili pek de umutlu olunmaması, bölgede yatırımlar olmaması
fazla farklı sosyal aktiviteler olmaması bölgeye özgü sorunlardan bir tanesi onlar. Yaş oranlarına baktığımızda nedir? Ortalama ne düzeydedir? Gençlerin çok daha mutlu olduğunu görüyoruz. Yani 18-24 yaş grubunun çok daha mutlu olduğunu, ama yaş düştükçe en mutsuz genelde zaten tüm çalışmalarda 35-44 yaş grubu her zaman için biraz daha olumsuz, biraz daha mutsuz çıkıyor çalışmalarımızda. Burada da artık herhalde orta yaş krizi mi denilir, ne denilir tam olarak, hayatın daha yorgun dönemine girdiğimiz dönemler herhalde. Kadın erkek ona bakacak olursak. Kadınların biraz daha mutlu olduğunu gözlemliyoruz. Yani 5.86 ile kadın ortalaması, 5.62 ile de erkek ortalamasını görüyoruz. Endişemiz yok değil, var. İşte o da ülkemizdeki bu belirsizlik, çözümün olmaması insanların elini kolunu bağlıyor. Herhangi bir yani iş adamları yatırım yapmaya yanaşmıyor. Dışarıdan herhangi bir sermaye gelmiyor. Böyle olunca da bir ekonomik çıkmazın içerisine giriyor ülke ve vatandaşlar zorluk çekiyor. Gelecek kaygısı bu ambargolardan dolayı, yani ondan var. Başka şey olarak bir kaygım yok. Huzurluyuz. Burası huzurlu yani. Siz Türkiye'ye göre sanırım kıyaslıyorsunuz. Evet, Türkiye'ye göre kıyaslıyorum. Tabii Avrupa'ya ne seviyede oldu, ama Avrupa bizden tabii daha çok daha iyi. Türkiye'ye göre yani burası daha huzurlu. Ada olduğu için daha huzurlu. Yani resmi dairede de çok girip çıkıyorum, ama şu andaki gidişattan gayet memnunum. Ben en azından torpil olmuyor artık. Herkes eşit düzeyde seviyede işlem görebiliyor. Bu hoşuma gidiyor. Hatta bunu gittim resmi dairelerde müdürlerle görüşüp kendini dile getirdim. Hatta şöyle bir cümle kullandı: beklemekten sıkıldıysanız öne alalım dedi. Dedim yok, öne almadığınız için mutluyum zaten. Herkese eşit davranılıyor. Daha adil buluyorum ben Kıbrıs'ı. Yani Türkiye'de de yaşadım yıllarca, ama Kıbrıs daha adil geliyor bana. Yani herkes aynı seviyede gibi geliyor. Çok mutluyum burada yaşamaktan. O yüzden de gitmiyorum. Vallahi ben emekliyim. Aldığım maaş bana düşmez. Mutlu değilim. Mutsuzum. Mesela ben sigortadan emekliyim. Aldığım maaşından geçinemem. Yani eğerim ki başka bir iş yapmazsan o aldığın maaşından geçinilmez. Yapılan ankete göre en çok güvenilmeyen kurum siyasi partiler oldu. En çok güvenilen kurum ise polis. 5 üzerinden bu ortalamalar. En az güven duyulan kurumların siyasi partiler olduğunu görüyoruz. 1.75 ki. Yani 10 üzerinden baktığımızda 3 kusura denk geliyor bu. Çok yüksek bir karneleri yok siyasilerimizin maalesef. En fazla güven duyulan ilginç bir şekilde Cumhurbaşkanı 5 üzerinden 3.6 gibi bir oy, en fazla güven polislerde 3.26 ile 5 üzerinden, sonra 3.06 Cumhurbaşkanı. Önce polis geliyor, sonra evet. Cumhurbaşkanı. Ve 3.05 de yargıya. Yani hukuk diyelim, hukuk düzeni diyelim ve yürütmenin daha üst ayağı diyelim Cumhurbaşkanı olarak en fazla güven duyulan maalesef siyasi partiler, meclis, hükümette en düşük 3 oyu alan kesimler açıkçası. Yine bir yapılan anketlerde özellikle polis ve yargıya güven oldukça fazla. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz de güveniyoruz, evet. Kesinlikle hayır. Ne yargıya ne polise güvenim yok. En çok hangi kuruma güven duyuyorsunuz? Polise de tabii ki, Cumhurbaşkanımıza da güveniyorum yani. Ülkedeki yargı sistemine güveniyor musunuz peki? Şimdi bana bir yargı şeyim olmadığı için bir şey diyemeyeceğim bu konuda yani. Genel anlamda baktığınızda? Güvenilir. Yargı, 100 tane hakim, savcı varsa 1 milyar kişiye bakamaz. Şu anda 1 milyarı geçti. Rum'u da geçti. Nüfusumuzun onun için, olduğundan da fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Fazlasının fazlası. Onun için yargı hangi birine bakabilecek?
Herkes diyor dosyalar, mosyalar diyor yığıldı. Yahu bir gemi götürürse 5000 tane, geminin içinde 100.000 kişi var. Ondan dolayı o da karanlık. Gençlerimize Allah sabır versin. Çökmüş bir durumda. Yani bütün organlarımız diyeyim. Yani vatandaşın artık ne siyasiye bir güveni kaldı, ne polise güveni kaldı, ne mahkemelere gidiyor, orada istediğini alamıyor. Müşkül durumda kalıyor. Yani böyle bir durum olunca da yani benim güven sorunum var bu yönde yani. Herhangi bir şeyim de yok. Yani bu iş düzelecek de işte insanlar rahatlıkla hakkını arayacak, adalet yerini bulacak. Yani öyle bir gelecekte görmüyorum ben şimdi şu anda. Tabii ki yargımıza, polisimize güveniyoruz. Zaten polis askerimize güvenmesek burada ne işimiz var bizim? Tabii ki %100 güveniyoruz. Yargıya da inanıyoruz. Yargıya da şey diyoruz. Güveniyoruz tabii ki elbette. Şimdi anketin genel hatlarına çok fazla detaya giremiyoruz maalesef. Genel hatlarına baktığımız zaman ortaya çıkan kanıtları da göz önünde bulundurduğumuzda nasıl bir genelleme yapabiliriz Kıbrıs Türk halkının psikolojik durumu için? Şimdi baktığınız zaman mesela farklı bir soru da vardı. Anketi yaptığımız her 3 kişiden birisi şansı olsa başka bir ülkeye göç edeceğinden bahsediyor. Genel olarak mutsuz bir toplumumuz var. Mutsuzluğun da etkileri nasıl yansıyor? Siyasetten uzaklaşma, siyasete ilgi ki oy kullanma oranlarındaki düşüş de bunu biraz gösteriyor. Sosyal güvende düşüyor dedik. Sosyal güven ne anlama gelir aslında? Toplumun diğer üyelerine karşı duyulan güven. Bunu da nasıl ölçüyoruz biz? İnsanlara gene 0 ile 10 arasında puan vermelerini istiyoruz. 0 genelde hiç kimseye güvenilmez, insanlara güvenilmez. Fırsatları olduğunda size kötülük yaparlar gibi bir şey var diyoruz bu tarafta. Bu tarafta da en uçta genelde insanlar güvenilirdir. 10 olarak da onu belirliyoruz. Ve arada nerede durduklarını soruyoruz insanlara sosyal güveni ölçmek için. Orada da gene maalesef sosyal güven rakamlarımızı hemen bulup ileteyim. 10 üzerinden 2.15 yani çok güvensiz, başkalarına güvenmiyor noktadayız artık. Bu da bizi biraz daha bireyci yapıyor. Biraz daha belki bencil ve bireysel çıkarları ön plana çıkaran bir yapıya koyuyor. Ve açıkçası genelde topluma bakış açısı insanların biraz da kendi içlerine bakıp onu yansıtmalarıdır aslında. Sosyolojik kavramları incelediğin zaman. Gene özgüven rakamlarında düşüşler var dedik. Ama niye bunun da olduğuna da baktığımız zaman suç oranlarını çok daha iyi anlayabiliriz aslında ülkede ya da şiddetin niye arttığını anlayabiliriz. Çünkü hukuka güvenimiz de azalıyor. Bakıyoruz ki işte komşumuz olsun, başkaları olsun, siyasi sistem içerisinde birileri olsun devamlı hak etmediği gelirler elde ediyor, çıkarlar elde ediyor ve bunlar cezasız kalıyor. Bir şekilde sistem içerisinde. Biz de sistemi etkileyemediğimize göre ama başkalarının ekonomik durumunu iyileştirmesinin ve hukuk dışı olmasının kendilerine bana karşı bir avantaj sağladığını da gördüğüm zaman ben de aynı yola gidiyorum ve ben de suç işlemeye ve onun cezasız kalmasına yolunu alabiliyorum. Burada toplumda bir genel bir yozlaşma, genel bir hukukun dışına çıkma, genel bir bütün sistemi daha da bozma eğilimi
baş gösteriyor. Ve bütün bu mutsuzluklar aslında toplumsal kirlenmeye de aynı şekilde yol açıyor. Şimdi bu anketi yaparken ve anket tamamlandıktan sonra bazı tezleriniz var mıydı acaba ve sonuçlarından bu tezleri çürüttüğünüz şeyler, ilginç şeyler çıktı mı acaba? Şimdi yani son 2009'dan beri yaptığımız çalışmaların çoğu çok değerli bir profesör Vamık Volkan'ın çalışmaları üzerine. Aynı şekilde benim Kıbrıslı Türkleri gözlemlediğim zaman Emil Durkheim'ın, gene bir sosyolog, anomi teorisi üzerinden hareket ediyorum. Yani kendi geleneksel değerlerini yitirmiş bir toplum ama modern değerleri de alamadığı için ikisi arasında çok hızlı ekonomik gelişmeyle ikisi arasında kalmış bir toplum aslında bizim toplumumuz. Sayın Volkan'ın da çalışmaları bir nevi o geçmişin travmalarıyla yüzleşmediğimizden dolayı diyor. Belli sorunları yeni jenerasyonlar o travmaları hiç yaşamamış olsa bile onun etkilerini yaşamaya devam eder. Gençler de bunu yaşamaya devam eder. Ve açıkçası baktığımız zaman o geçmişten gelen siyasi kültürümüzün, militarizm, işte ganimet kültürü, şiddet, daha ataerkil toplum ve o hiyerarşik yapının bir şekilde toplum kültürüne de yansıması, sadece siyasi kültürde kalmaması, belki o dönemde yaşanmışlıkların tabu olarak kalması, hiç konuşulmamış olması ve o dönemde belli bir kesimin göç ettirilmeye zorlanmış olması, tüm bunların getirdiği, yaşattığı korkular ülke genelinde ve hep siyasi erke yakın olma, o yönetenin yanında durma, kendi içindekileri belki bastırıp bunu yapma, adına benim korku cumhuriyeti dediğim bir maalesef siyasi düzen yarattı. Siyasete etki edememe hissiyatı da aslında bundan geliyor. Yani bu düzeni yıkamamak bizi birazcık daha apolitikleşmeye, birazcık daha hakkını aramamaya, hep düzene yakın durmaya itiyor. Anlam planı döneminde biraz bunu kırmaya çalıştık aslında toplum olarak. Sokaklara döküldü toplum. Bir şeylere etki edebileceğini umut etti. Fakat oradaki travmada gerçekten değiştirdiğini düşündüğü anda hiçbir şey de değiştiremediğini gördü. Ve onun getirdiği negatif etki daha da bu defa apolitikleşmesine sebep oldu. O açıdan hep böyle kısır döngülerle dönen bir toplum maalesef. Yani baştan test ettiğimiz tezler açıkçası tam olarak oturdu maalesef. Keşke reddedebilseydik ama bu tezleri maalesef kanıtlanıverdi birçoğu da. Buranın da zaten polisler, ben herkesin bir tanıdığı varsa şeylerde, burada mesela devlet şeylerinde bu şekilde şey alınıyor. Yani bu da adaletsizliktir. İlla adalet hakim, yargıç bunlarla değil. Bu da adalettir. Adaletli bir şekilde insanlar işe alınmıyor. Yani devlet kadrosuna alınmıyor. Bir tanıdık bir şey varsa çok nadir, çok başarılı olmanız lazım ki devlete girebilirsiniz, devlet kadrosuna. Bu da adalettir. Bu ülkede en çok güven duyduğunuz kurum hangisidir? Daha çok anketlerde polis, yargı, cumhurbaşkanı, bu gibi kurumlara güven oldukça fazla. Sizin görüşünüz nedir? Polislere. Polislere güveniyorsunuz. Evet. Ve özellikle siyasilere pek fazla güven duyulmuyor. Ben seçime de gitmem ben. Gitmem seçime, hiçbir seçime. Yani var iki dönemdir katılmıyorum da. Çünkü hiçbirine güvenim yok.
şey dediği gibi Ahmet Dayı'nın, Ciğerci Ahmet'in fasulyen yahnisi gitti geldi dedi aynısı. Yani hiç gelenlerin gidenlerin farkı yoktur. Bu ülkede en çok güven duyduğunuz kurum hangisidir? Ne gibi mesela? Mesela yargı, polis, cumhurbaşkanı, bu gibi kurumlara yargı, güveniniz. Yargı güven tamamdır yani yargı. Polise güveniniz var mı? Polis de iyidir. Yani içeride adamın varsa tamamdır. Bu tabii ki toplumsal öneriler yapıyoruz biz ama tabii ki bunun en büyük değişimi sağlaması için en büyük değişiminde en az güven duyulanlardan belki gelmesi gerekiyor. Siyasilerden gelmesi gerekiyor. Onların da kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Niye siyasi partilere güven bu derece az? Ve niye siyasi partiler aslında kendi bireysel ve kısa dönem çıkarlarını toplumun çıkarları üzerine maalesef görüp de bu yanlış yola, yolsuzluğa, kötü yönetime toplumu itiyorlar. Onu birazcık da sorgulamaları gerekiyor. Toplumun tabii bu yönde kendi haklarını araması gerekiyor. Yani siyasilere güvensizlik deyip de kendi rolümüzü burada unutmamamız gerekiyor. Siyasileri seçen de biziz. Gerektiğinde cezalandırabiliriz de seçimlerde. Fakat seçimden seçime bunu yapmak yerine her gün her siyasinin attığı adımı, her bakanın attığı adımı gerek bilgi alma yasasıyla, gerek bir vatandaş olarak birebir sorgulayarak, belki gereken yerlerden gereken baskı unsurlarını kullanarak, sivil toplumu daha etkin kullanarak, medyayı daha etkin kullanarak o rolümüzü de oynamamız gerekiyor. Ve aslında biraz da baktığımız zaman sendikalarında, tüm medyanın da, tüm kurumlarımızın, özel sektöründe kendini dönüp sorgulaması gerekiyor bu noktada. Yani bizler neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz? Toplumu değiştirme adına kötü gidişatta bizim rolümüz ne, var mı, ne derece var? Bunları da irdelemesi gerekiyor sanırım.